Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin krizlere mahkum olmayacağını söyledi. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki 376 dairelik toplu konut projesinin temelini atan Müezzinoğlu, artık birileri arka kapıdan milli iradeye müdahale edemeyecek dedi. Bir medeniyet projesi olarak görüyoruz. Gemliğin kurtuluş projesi olarak görüyoruz. Gemlik için gerçekten tarihi bir gün, tarihi bir an. 970 konutun projesi hazır ve bugün burada 366 daire, 8 dükkanın temelini atmış oluyoruz. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli bir adım atıldı. Yıllarca konuşulan bu proje artık hayata geçiyor. Ve inşallah Gemlik'teki bu bölgeler buradan tekrar deplase ederek buradaki güzel sağlam bölgelere de taşınmış oluyor. Gün geçmiyor ki deprem haberleri olmasın. Bu bölgemizin, ülkemizin daha doğrusu kaderi. Gemlik Belediye'mizi tebrik ediyorum. Cihatlı Mahallesi'nde toplam 970 daireyi kapsayan toplu konut projesinin 366 dairelik ilk etabının temeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. Biraz da geç kaldığımız bir konu. Merkeze insanımızı aldık. 14 yıl öncesine şöyle bir gitsek, bugünleri ülke olarak yakalayabileceğimizi muhakeme etsek, İnanabilirliği çok zor olan bir başarıya imza attık. Bakan Müezzinoğlu'nun gündeminde 16 Nisan referandumu vardı. Daha istikrarlı bir yönetim için, daha hızlı yürüyen hizmetler için ve milli iradenin daha güçlü olduğu bir yapı için olduğumuz noktayı kabul etmiyoruz. Müezzinoğlu, referandumdan sonra Türkiye kaoslara, krizlere ve koalisyonlara mahkum olmayacak dedi. Bundan sonra Türkiye kaoslara, krizlere, koalisyonlara mahkum olmayan istikrarlı 5 yıllık yönetimlerle hak ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe ulaşacak. Birileri arka plandan milli iradeye müdahale edemeyecek. Çalışma Bakanı İstanbul-İzmir otoyolunun Bursa'ya kadar olan kısmının da Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacağını söyledi. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Başbakanımızın da katılımlarıyla Bursa'ya kadar olan otoban hemen modern bir şekilde ulaşımda farklı bir noktaya inşallah İzmir'e kadar ulaştıracağız.